167 milyon ağaç var Türkiye'de. Dünya zeytin üretiminin %10'unu karşılıyor bu ülke. Kötü mü oluyor ya? 86 milyon dolar zeytin ve zeytin ürünü ihraç ediyoruz. Siz diyorsunuz ki bizi çok seven, bize bağlı birileri var. Bunlar tesis yapmak istiyor ama tesis de denizi görsün istiyor. Bunun da tek çaresi zeytin sahaları. Kesiverelim gitsin. Kesiverelim gitsin. Madenci, turizmci şu bu. Yani bu millet size oy veriyor diye bu milletin iyi niyetini bu kadar suistimal etmeyin. Bu milletin hakkına bu kadar gasp etmeyin. Değerli milletvekilleri, size rica ediyorum. 3-5 kişiyi zengin etmek için 2003'te 7. ayda Sayın Abdullah Gül tarafından ilk teklif gelmiş bu meclise. Hoş ondan önceki hükümet tarafından da gelmiş. Meclis 15 senedir zeytinle yatıp zeytinle kalktı. Ramazan Can, Sayın Milletvekilim biraz önce dediniz ki muhalefetin itirazları var. Sayın Ramazan Can, nerede? Sayın Can, şu AK Parti grubunun %80'inin içine bu kanun siniyorsa ben siyaseti bırakırım. Bizi bırak. Sizin milletvekillerinizin itirazı var. Ege ve Trakya'da, Marmara'daki AK Parti'nin sayın milletvekillerinin bu işten ne kadar müşteki olduğunu ben biliyorum. Ayıp ya. Vallahi ayıp, billahi ayıp ya. Bir şey demiyorum. Çoğunluğunuz var. Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama Türkiye'nin özellikle zeytin sahasındaki illerinden size hiç telefon gelmiyor mu kardeşim? Nedir bu hırs? Nedir bu hırs? İyi, keyfiniz varsa, eğer de bu kanun buradan bir ayda çıkarsa ben bir şey bilmiyorum. Biz de elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün bize verdiği bütün imkanları kullanırız. Buradan teklifimizi yapıyoruz. Bu kanunun içinde müsbet konular da var. Bu kanunun, yanlış baktıysam bizim arkadaşlar beni düzeltsin, İkinci maddesini çekin. İkinci maddesini kaldırın. Bu kanunu buradan 90 madde bugün bitirelim. Var mısınız? Bu toprakları bize yurt edenler, bu toprakları gelecek kuşakları devretmek üzere bize verdiler. Lekesiz, tertemiz, pırıl pırıl verdiler. Biz şimdi yandaşlarımızı zengin edeceğiz diye bu zeytinliklerin talana, yağmaya, ranta, imara açılmasına sizlerin gerçekten kalpten el kaldıracağınıza inanıyorsam şerefsizim, namerdim. Yani 3 kişiyi zengin edeceğiz diye bu cenneti cehenneme çevirmeye ne hakkınız var, ben anlamıyorum ya. Gelin Türkiye'ye bir kötülük yapmayın. Türkiye'ye bir fenalık yapmayın. Türkiye'nin doğasını, çevresini, doğal dengeleri, Allah'ın kurduğu dengeyi 3 kuruş için bozmaya kalkmayın diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim.